görgüsüzce yapılan bir doğum günü kutlaması aslında Polat ailesi için sonun başlangıcı olmuş oldu. Ekmek teknemi korurum. Ama biz çalıştığı halini hiç görmedik mesela. Yani biz hep eğlenirken ve hep hayattan keyif alırken gördük onu. Sana. Dilan'ın enerjisi tutmadı bir türlü. O bir keyif yapmak istedi. Şarkı listelerde sıfır. Millet telefonlarına indirmiş, artık eğlence durumunda geçiyor. Anladık ki çok enerji iyi gelmiyor. Baktılar ki olmuyor, halk oldu kinerci. Sloganı enerjiydi. Peki bu enerjiyi nereye göndermiş oldular? Devlete, yargıya. Yargı da aldığı o enerjiyle Polat ailesini mercek altına aldı. Asıl hani derler ya, yılanın başı, yılanın başını bulmak lazım. Bunlar komisyoncular. 1 milyon ürün satmak Türkiye'de imkansız. Birçok fenomen var. Bana göre hiçbiri fenomen değil, hepsi menemen. Çok laf yalansız, çok para da haramsız olmaz derler. Ama şüphe var mı derseniz, evet artık var. Enerji! Enerji! İşte tam da bu kelimeyle Türk halkının hafızasında yer edinen bir kadının hikayesi bu. Evet, Dilan Polat. Ulaşılması zor ne kadar şey varsa hepsinin sahibi, şaşalı ve gösterişli hayatının sanal dünyadaki temsilcisi. Kimileri görgüsüz, kimileri ise Dilan Polat'ın askerleri izledi. Kendisi ne mi dedi? Kocamın karısıyım. Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Görüşmek üzere. Alo Engin, telefonuyla her şeyi olduran, uykudaki çalışanlarının bir gece ansızın üzerine para saçan, kapıya gelen kuryeyi çeyrek altın takmadan yollamayan, kahvesini altın tozuyla içen, adeta elinde sihirli değnek bulunduran Dilan Polat'ın hikayesi nasıl mı başladı? İşte böyle, Dilan Polat fotoğrafı. Türkiye onu Demet Akalın'ın doğum fotoğrafçısı olarak tanıdı. Bundan sadece 6 yıl önce zorlu çekimlerinden aldığı ücret günde 850 ila 1500 lira arasında değişiyordu. Altında hem stresleri azalıyor ve su onların eklenme bel ağrına, evet, kesinlikle çok iyi geliyor. Sancaktepe'de oturduğu bu gecekondu mahallesinden her gün elinde fotoğraf makinesiyle çıkıyor, tüm gününü doğumhanelerde geçiriyor, takvimini doldurmak ve bu alanda ün kazanmak için ünlülere bile ulaşıyordu. Bana ulaştı, dedi ki... DM'den mi ulaştı? Yok yok, ortak tanıdığım insanlardan dedi ki ben fotoğraf çekiyorum dedi ve dedi hani... Doğum fotoğrafı çekiyorum, işte ünlü birilerinin fotoğrafını çekmek istiyorum falan. Geçmişte ailesinde yaşadığı travmaları unutturacak bir çekirdek aile kurmuş, dış cephe kaplaması yapan eşi Engin ve o zamanlar tek çocuğu olan kızıyla birlikte mütevazi bir hayat yaşıyordu. Dilan'ın gelin olarak geldiği bu evin şu anki sakinleri ise 3500 lira kira ödüyor. Ailesindeki travmalar dedik. Babası annesini öldürmüştü. Siz bilmiyorsunuz sanıyorum. Yok, bilmiyorum. Benim babam rahatsızdı, beyninde tümör vardı, annemi öldürdü. Çocukluk travmaları olabilir. Aile örüntüsü olabilir. Kimlik ve kişilik gelişimi sırasında yaşanmış bazı travmatik deneyimler ve patolojiler olabilir. Keza biliyoruz özellikle hanımefendinin babasının annesini öldürdüğünü ve hani bu sahnenin çocuklar tarafından görüldüğünü. Evet. Buraya kadar acılı ve mülayim bir hikaye gibi gözüküyor ama asıl hikaye tam da bu noktada başlıyor. Çünkü masum fotoğraflarla sosyal medyayı süsleyen Dilan Polat fotoğrafı gidiyor. Yerine artık Türkiye'nin dört bir yanında karşılaşacağımız Dilan Polat Beauty tabelası geliyor. Tren Dilan Polat Güzellik Merkezi'ni Sakarya'ya getirdi. Bir alkış rica ediyorum. Dilan Polat. Ben Dilan diyorum, siz Polat diyorsunuz. Dilan! Dilan! Her geçen gün hızla büyüyen bu marka, kısa bir sürede 130 şubeye ulaşmış, Dilan'ın söylediğine göre ise kremleri ayda 1 milyon adet satış yapıyordu. Şovsa çoktan başlamıştı. Büyük bir gösteri düzenlemişçesine insanların gözüne sokulan, dizilerde bile bulamayacağınız şaşalı hayat, ultra lüks otomobiller, dolar ve eurolardan saça perma yapmalar, yetmedi şarkı yapıp klip çekmeler. Evet, Dilan Polat paylaştığı Türkiye izledi. Deli bin lira harcıyorum. Aylık sen ne kadar dağıtıyorsun? Net 1 milyon dağıtıyorum hayatım.
Peki ne oldu da 6 yılda günde 750 bin lira harcayacak konuma geldi? Yani böyle bir para akışının olduğu bir yerde 750 bin lira onlar için bir para değil. Çünkü nasıl bahsediyoruz? Çünkü yaklaşık 2,5-3 milyar liradan bahsediyoruz. Yani milyar Türk lirasından bahsediyoruz. Yani eski parayla bunlar hani derler ki katrilyonları buluyordu diye. Dehşet bir paradan bahsediyoruz. Yani bir para akıyor. Para aktığı yerde 750 bin lira harcamış. Çok bir şey değil hani onun için. Ama işte bundan sonra harcayabilecek mi? İşte oraya bakmak gerekiyor. Her gününü doğumhanede geçiren Dilan Polat gitti. Her gün İstinye Park'taki Markalar Sokağı'nda alışveriş yapan Dilan Polat geldi. Abla da mı? Şey evet, olmayanlar artık büyük aldık onu kızlar akşam. Küçültüyorsunuz kızlar evdeki. Sancaktepe'deki gecekondu gitti. Çekmeköy'deki havuzlu villa geldi. Doğum fotoğraflarının yerini güllerle donatılmış uçak fotoğrafları nasıl alabildi? Kara para. Efendim Polatgillerin o şatafatlı hayatının %100 enerjilerinin altından kara para iddiaları çıktı. Cuma suçlamasıyla eşiyle birlikte cezaevinde olan Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğraf bugün de gündemde. Karede İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Dilan Engin Polat ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması. Şimdi kara para nedir? Önce ona bakalım. Kara para kaynağı belli olmayan, yasallaştırılmamış, faturası kesilmemiş, devlete vergisi ödenmemiş bir paradan bahsediyoruz. Bu para kimin elinde var? Bu para çok paraya arzu duyan, rahat refahın zirvesinde olmak isteyen, bundan dolayı da devletle pay etmek istemeyen adamların girdiği. Neler var bunların içinde? Uyuşturucu var, yasa dışı bahis var, kumar var, fuhuş var. Yani bu halkadan gelen bir paradan bahsediyoruz. Çünkü onların yasal belgeleri yok, muhasebeleri tutulmayan işler bu işler. Bu paranın bir şekilde temize çekilmesi gerekiyor. Temize çekilecek olan parayı da yasal yollardan, yani biri yatırımcı olacak, bir ticarethane açılacak, oraya 5 liralık yatırım yapılması gerekirken 25 lira yatırım yapılacak, 20 lirası temize çıkartılacak. Şöyle söyleyeyim, öncelikle kara parayı anlatmak lazım. Aslında paranın karası beyazı olmaz. Yani Benjamin Franklin'i kazanmak isteyen ülkeler artık uluslararası trading yapılır, kağıt üzerinde paralardır. Herhangi bir şekilde bir paraya dokunmadan o para üzerinden para kazanırsınız. Ve bunu Liechtenstein, Malta, Andorra, Londra, yani İngiltere, İsviçre, dünyanın çeşitli ülkelerinde adı ülkeleri olmak üzere kara para denilen, yani kayıt dışı para aslında olan paraların bir nevi sirkülasyon yapılır. Ve önce New York borsası, ardından Londra, ardından Dubai, kapanış Hong Kong, bu trading. Bir sistemden hiç para olmadan para, yani kendilerinin olan parayı referansla para kazanmak sistemi. Bir de yine kayıt dışı olan yasa dışı para. Yasa dışı para şu, yasa dışı kumar olabilir, uyuşturucu olabilir. Yani devletlerin şu anki anayasal olarak vergilendirilmemiş paraya da kayıt dışı para denir. Yani ama ülkelerin iç hukukuna göre vergilerle ilgili usulsüzlük ayrı bir şeydir. Kara para ayrı bir şeydir. Yani yasa dışı bahis Gürcistan'da realdir. Ama BES siteleri real olabilir. Bazı ülkelerde BES siteleri, yani internet üzerinden oynanan kumarlar yasak olabilir. Bazı ülkelerde de vergilendirilmiş olabilir. O ülkeye vergisini ödersiniz. Yani aslında kara para göreceli bir şey. Türkiye'nin şu andaki hukukunun yurt dışında yapılan yasa dışı bahisle ilgili Türkiye'den de kişilerin oynamasıyla ve o paraların Türkiye'ye girmesiyle kurulan sisteme biz yasa dışı para diyoruz. Yani kayıt dışı para aslında. Söyleyelim, eskiden kara para aklama sistemine baktığımızda genellikle simitçi gibi böyle nakit paranın hızlı giriş yaptığı yerler tercih edilirdi. Ama bu tarz böyle yani yerler artık son dönemlerde tam böyle randımanla çalışmadığı için son yıllarda Türkiye'de maalesef güzellik sektörü üzerinden para aklamaya başladılar. Bu da nasıldır? Örnek vermek gerekirse bir botoks günde bir merkez 3000 tane yapıyorsa ve bunu da
yine 3000 lira üzerinden yapıyorsa, akşam gün sonu olduğunda sanki 3000 değil de işte 6000, 9000 botoks yapmış gibi gösteriyorlar. Yani şirkete çok ciddi bir para girdisi sağlıyorlar. O giren para bir nevi sisteme dahil edilmiş oluyor. İkinci aşamasına geçiyorlar. İkinci aşamasında da o parayı şirketten çıkartarak, hani kimlerin parası ise aktıyorsalar, komisyon karşılığında iade etme bölümüne geliyor. Onu da yaptıkları bu bazı paravan şirketler kuruyorlar. O paravan şirketler üzerinden de güzellik merkezlerine sürekli sahte faturalar kesiliyor. Yani eski tabiriyle naylon faturalar kesiliyor. Yani hizmet alınmamış olduğu halde sanki bir hizmet alınmış gibi güzellik merkezlerine sürekli sahte faturalar kesiyorlar. Bu kesilen sahte faturalarla birlikte de tamamen o kara parayı legalize ederek başka bir şirkete kaydırmış oluyorlar. O şirketi de genelde bir sene sonra tasfiye ettikleri için şirketin içindeki bütün parayı da çekiyorlar ve tamamen legalize etmiş oluyorlar güzellik merkezleri üzerinden. Kara para aklama sisteminin nasıl çalıştığı konusunda net bir bilgisi yok aslında hiç kimsenin, ben de buna dahil olmak üzere. Ancak genel itibariyle bir suçla ilgili kara para aklanıyor denilebilmesi için öncül suç denilen hususun olması gerekiyor. Nedir bu? Herhangi bir suçtan elde edilmiş gelirin olması gerekiyor ki bunun aklanıp piyasaya amiyane tabirle temiz para olarak sürülebilmesi, normal piyasada insanların bunu yatırım aracı olarak kullanılabilmesi için bir öncül suç olması gerekiyor. Bu nedir? Uyuşturucu ticareti olabilir, sanal bahis olabilir ya da bir örgütün yağma sonucu elde etmiş olduğu, suçtan elde ettiği bir gelir olması gerekiyor. Daha sonra bunu, şimdiki iddialar da zaten ortada, belli başlı bazı kurumlar, kuruluşlar, kişiler üzerinden bu parayı resmi para haline getirip kullanma durumuna kara para aklama sistemi deniliyor. Polat ailesinin benim müvekkilim olması itibariyle daha öncesinde kara para aklıyor diyebilmem için malumunuz bundan haberdar olmam gerekiyor. Kaldı ki kanunda şöyle bir husus var, avukatlık mesleğiyle ilgili özel bir durum var. Birkaç meslek de sayılmıştır zaten kanunda. Bu kişilerin kara paradan haberdar olması halinde bildirme zorunluluğu var kanunen. İşte olayın seyri bir anda buna dönüştü. Kara para. Bir kadın ön planda oluyor. Genelde bu kadın baktığımız zaman bir eğitimi söz konusu değildir. Yani eğitimden kastettiğimiz bir plastik cerrahın açması gereken bir güzellik merkezi ya da o tarz böyle iğneli işlemler yapabilecek düzeyde olmamasına rağmen arkasında bir koca vardır. Yani eşi finans kısmını sağlıyordur. O finansla birlikte bir güzellik merkezine kadın aldığı belirli sertifikalar ya da milli eğitime bağlı sertifikalı kurslar veren güzellik merkezlerinden aldığı belgelerle birlikte merkezi açmış oluyorlar. Ve ardından da çok kısa bir süre içerisinde nedeni belli olmadan, daha doğrusu kaynağı belli olmadan bir anda şubeleşmeye başlıyorlar. Ve daha sonra da yine dediğimiz gibi çok ciddi bir paralar aktığı için de bu kez yanlarında plastik cerrahları çalıştırmaya başlıyorlar. Ve böylece de kendilerine çok ciddi bir sistem kurmuş oluyorlar. Bu sistemle birlikte de, bununla da bitmiyor, bu sistemle birlikte kurulan ilk şirketin üzerinden farklı farklı şirketler daha kurarak bu yapıyı böyle genişletiyorlar. Yani hep böyle yurt dışıyla da bağlantılıymış gibi göstererek yapıyı büyütüyorlar. Yapı ne kadar çok büyürse o kadar çok farklı yerlerden para girdisini sağlayabiliyorsunuz güzellik merkezlerine aklamak için. Koymuş olduğum belgeler ortada. Yapmış oldukları kurşunlamalarla ilgili telefon tapelerine takıldılar. Sahte belgeler, sahte faturalar, sahte girdiler, yasa dışı bahisler, bunların hepsi ortaya çıktı. Vergi dairesi bu soruşturmayı tek başına yapıyormuş olsaydı belki sadece bir para cezası vereceklerdi, vergi cezası geçeceklerdi. Ama vergi dairesi dedi ki ben bu paranın kaynağını bilmiyorum. Sadece burada bakıldığında naylon faturalar mevcut ama çok ciddi bir para girdisi var. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu para girdisi normal değildir dediğinde iş artık MASAK'a devredilmiş oldu. MASAK'ın çünkü yetkileri çok fazlaydı. MASAK da devreye girdiğinde bu paranın az önce belirttiğimiz yani yaklaşık 2,5-3 milyara yakın
para girdisinin 637 milyon lirasının kara para olduğunu öne sürerek bir rapor hazırladı. O raporla da birlikte yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bir yazı göndererek bu şahısların, yani isim listesinde bulunan Polat ailesi 1. ve 2. derecedeki bütün yakınlarının mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Yani bir doğum günü kutlaması, görgüsüzce yapılan bir doğum günü kutlaması aslında Polat ailesi için sonun başlangıcı olmuş oldu. Dava henüz savcılık aşamasında olduğu için ve dosyada yayın yasağı bulunduğu için içeriğinle ilgili çok bilgiye sahip değil insanlar. Bir tek avukatlar görüyorlar işi. Savcı mütalaasını açıklayacak, suça istinaden istediği cezayı bildirecek. Mahkemeye gittikten sonra işlenen suçların muhteviyatına göre ayrı ayrı da yapılabilir ya da bütün davalar bir arada toplanabilir. Gündeme düşen ve bildiğimiz şu: bir tanesi mali bir suç var. Devleti dolandırmak, vergilerini gününde ödememek, devleti vergi zafiyetine uğratmak. İki, sigortasız işçi çalıştırmak, kaçak iş yerleri durumu var. Üç, kara para durumu söz konusu. Dört, yasa dışı bahisten bahsediliyor. Beş, eklendi kuş iş yeri kurşunlatma durumu var. Zaten ikinci tutuklanma da biliyorsun iş yeri kurşunlatmadan gerçekleşti. Şimdi bütün bunlar tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle 2004 yılının ilk 3 ayı içinde netleşir ve dava günü verilir. Dava günü verilmesiyle beraber bu dosyanın bütün muhteviyatına hep beraber şahit olacağız. Avukatlarına göre ortada bir suç var. O suç bir vergi beyanı suçu. Avukat böyle bakıyor işe. Ama savcılık aşamasında ve masa aşamasında durum öyle değil. Kaynağı belli olmayan bir para var ve itirafçılar var. İtirafçıların birbiriyle örtüşen, birbirini destekleyen ifadeleri var. İnsanları ticari zekası olmamakla suçladılar. Akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda 50 tane plan ekmek teknemi korurum. İşte biz çok çalışıyoruz. Ama biz çalıştığı halini hiç görmedik mesela. Yani biz hep eğlenirken ve hep hayattan keyif alırken gördük onu. Hiç her sabah gözleri kapalı, uyku sersemi elinde bir kahveyle işe giderken görmedik mesela. Ya pijamalarıyla evde gördük eğlenirken ya da dışarıda eğlenirken gördük. Çalışırken görmedik ki. Bize ne göstermek isterse o. Beyanına bakmayın. Gösterdiği şeye bakın. Çalışıyorum ya da ticari zekam var. Peki bu kendini anlatma biçimin bize. Öyle olmasını bilmemizi istiyorsun. Gazetecileri prim kasmakla suçladılar. Şimdi sizin sorularınız daha çok izlenmeye yönelik sorular. Yani ben burada neyi sorayım da nasıl prim yapayım? Bu sorular. Teşekkür ediyorum. Prim yayından prim derken bir saniye. Ne yargı süreci ne de haklarında çıkan haberler onları yıldırabildi. Kız kardeşi Sıla, Dilan'a moral partisi bile düzenledi. Her şeye rağmen %100 enerji. Sloganı enerjiydi. Peki bu enerjiyi nereye göndermiş oldular? Devlete, yargıya. Yani o enerjiyi kim aldı? Yargı aldı. Yargı da aldığı o enerjiyle Polat ailesini mercek altına aldı. Şimdi piyasada biliyorsun enerji içecekleri var. Onların dili de enerji. Enerji içecekleri aslında çok tehlikeli. İnsan sağlığına zararlı uyarıcı maddeleri, böbreklerine rahatsızlık verebilir, şeker hastasına sıkıntı verebilir. Hatta üzerinde yazar işte çocuk emziriyorsanız alkolle beraber tüketmeyin, işte şudur budur falan da üstünde bir sürü de şeyleri var. Dilan'ın enerjisi tutmadı bir türlü. O bir keyif yapmak istedi. Şarkı listelerde sıfır. Millet telefonlarına indirmiş, artık eğlence durumunda geçiyor. Anladık ki çok enerji iyi gelmiyor. O yüzden yani bu enerji meselesi, Dilan'ın telaffuzuyla enerji meselesi negatif enerjiye döndü. Tabi malum Dilan'ın çok severek kullandığı, neredeyse de artık bütün ülkenin diline pelesenk ettiği bir kelime enerji kelimesi. Umarım, tekrar söylüyorum bunu,
daha öncesinde bir arkadaşlığımız olduğu için ailecek. Umarım bu tip suçlamalar sadece suçlamadan ibarettir ve aklanırlar, kendileri aklanır ve enerjilerine geri dönerler. Hayatın adı enerji, sonradan oldu sinerji. Baktılar ki olmuyor, halk oldu tinerci. Onda olan başkasında yoktu sonuçta. Peki bu kara para kimin parası? Bu para birinin. Asıl hani derler ya, yılanın başı, yılanın başını bulmak lazım. Bunlar komisyoncular. Gerçek suçlu şu anda medyada dönen isimlere bakarsak uzun yıllar önce yurt dışına kaçmış, yasa dışı bahis işi yapan bir Türk. Ve onunla bağlı olduğu bir patronu İngiltere'de, yine dünyanın en sayılı bahis işini yapan bir İngiliz vatandaşı. Güzellik merkezleri üzerinde mesela atıyorum X olan kişi o yazılımın sahibidir. Belirli bir yüzde oran alır. Ayrıca o sistemin patronajı vardır. O da kendisi bir yüzde alır. Bir de o sistemi realleştiren insanlar vardır. Onlar da para alır. Bir de o sistemi bulan kişiler, yani şöyle söyleyelim, patronaj, altında yazılımcı, onun yanında o parayı real hale getiren kişiler, onun yöneticisi ve altında da Engin Polat ve türevleri. Engin Polat da %8 bir para kazanıyordu. Günlükte 3 milyon TL kazanıyordu. Sistem onu ne yaptı? O sistemlere, baronlara hizmet eden biri haline getirdi. Yoksa 1 milyon ürün satmak Türkiye'de imkansız. Yılda 12 milyon eder. Bırakın yıllığını, aylığa dönelim tekrar. Birçok fenomen var. Bana göre hiçbiri fenomen değil, hepsi menemen. Ama topluma yanlış enjekte ediyorlar. Yani mesela çocukken biz pilot olmak isterdik, öğretmen olmak isterdik, subay olmak isterdik, emniyet mensubu olmak isterdik, avukat, savcı. Şimdi öyle bir şey yok. Yani eğer çocukluğumuzdaki o doktor özlemleri bugün fenomen ve YouTubersa, bir yerde sorun var demektir. Aslında kara paradan çok daha önemlisi, yarını emanet edeceğimiz bu dijital çağdaki çocukların kolay para kazanma sistemi daha tehlikeli kara paradan. Ben doğuramadığım çocuklarım için bu dosyayı çıkardım. Haram paranı, haram parayı kazanan sensin. Rabbim de al şurada yukarıda ki bir gün gözümüzün önünden, elimizden, burnumuzdan, kokusundan haram para geçirdiysek biz, ama sensin haram para geçiren. Çok laf yalansız, çok para da haramsız olmaz derler. Bizi buradan girizgah yaparak şöyle o zaman bir girişi yapalım Dilan Polat soruşturmasına. Şimdi 2017 yılında doğum fotoğrafçılığı yapıyorsunuz ve yine baktığımız zaman mütevazi bir hayatınız var, mütevazi bir yaşantınız var. Ama 2018 yılında bir güzellik merkezi açıyorsunuz ve sonrasında da çok hızlı bir büyümenin, yani lüksün lüksüne erişiyorsunuz. Ve bu süreçte baktığımız zaman bir pandemi geçiriyoruz. Pandemide de en çok etkilenen yerlerden biri de güzellik sektörüydü. Yani uzun bir süre zaten güzellik sektörleri kapalıydı. Kapalı olan yerde biz neyi görüyoruz? Dilan Polat ve ailesinin her geçen gün daha da şaşalı, daha böyle görgüsüzce bir yaşantısını görüyoruz. Yani hayatlarını sürekli sosyal medyada yaşayan, işte gelen kuryeye işte altın hediye eden ya da işte kahvesini altın tozuyla içen ya da işte kendi görüntülerde paylaştığında işte dolarlarla, eurolarla saçlarını bugüdüler saran bir Dilan Polat görüyoruz. Yani çok kısa bir süre içerisinde bir anda hayatlarının değiştiğini görüyoruz. Peki bu değişimi nasıl gerçekleştirmişlerdi? İşte tamamen legal yöntemle mi değiştirmişlerdi? Onlara göre
Belki bu sistemi, bu görgüsüzlüğü devam ettirmemiş olsaydı bu sistem onlar için devam ediyor olabilirdi. Yani bu naylon fatura olayları da 4-5 sene sonra mutlaka verginin denetimine katılırdı. Belki bu kadar teferruatlı araştırma yapılmadan bir vergi cezasıyla kurtulabilirdi. Ama ne zaman ki en son uçak aldıklarını gösteren bir video paylaştıklarında, o uçakla doğum günü kutlaması yapıldığında, işte o zaman kamuoyu da şöyle bir ayağa kalktı. Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor? Tarafsız olarak bakacak olursak, daha öncesinde, yani bu itiraflar, belgeler ortalara dökülmeden öncesinde müvekkilin yaptığı açıklamalar, aşağı yukarı kazançları da tahmin ettiğimiz için ve dışarıdaki olan söylentilerden duyduğumuz için 130 küsur şubesinin olması halinde bir ticari şirketin, işletmenin ya da şahsın belli bir ortalamanın çok üzerinde paralar kazanacağını düşünmek yanlış değildi. Ancak son çıkan itiraflar, belgeler bize gösteriyor ki buralarda haksız bir kazanç olma ihtimali var. Ama bu hala şüphe aşamasında. Israrla söylediğim üzere gizlilik kalkar dosyadan, bütün belgeler görülür, mahkemede kararını verir. Biz ancak ondan sonra, mahkemede karar verilmesi de yetmez, bu kararın kesinleşmesi gerekir. Bir kişiye bir ithamda bulunabilmemiz için aldığı cezanın kesinleşmesi gerekir. Ancak ondan sonra diyebiliriz. Ama şüphe var mı derseniz, evet artık var. Pandemi içinde yaşanan kaos, bütün bu adamları Türkiye ve Türkiye'nin etrafındaki ülkelere topladılar. Türkiye'den kaçmış bir gayrimeşru var zaten. Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Rusya'da, Gürcistan'da. Bu çerçeve içinde bu insanlar bizimkilerle temas ediyorlar. Yani bizden kaçmış adamlarla. Onlar da piyasa olarak Türkiye'yi, elleri kolları hala burada durduğu için, buradaki adamları bulup kendi bıraktıkları sistemi yeniden çalışır duruma getirmeye çalışıyorlar. Mesela Kıbrıs'ta bulunduğum dönemde Güney Kıbrıs'ta Rum tarafında çok ciddi bir Rus mafyasının kara parası olduğu muhabbeti vardı. Orada Ruslar orayı üst tutmuşlardı. Yani sonuçta bu para dönüyor dünyanın birçok yerinde. Sahipleri de yine illegal yollardan paralarını resmiyete döktürmeye çalışıyorlar. Bunun için de ya sistemi, ya sistemin içinde insanları, işte bunun içine devlet memurları girebilir, gazeteciler girebilir, oyuncular girebilir. Herkes dahil edilebilir bu işe. Paranın yüzü yumuşak ve öyle büyük paralar aklıyorlar ki komisyonları bile bu insanları çok ciddi bir konforlu yaşam alanına sürüklüyor. O yüzden cazip geliyor bunlara buraya girmek. Etkileşim için sana kızım var, kızından utan. Ticari zeka nasıl oldu da ben sadece reklam yüzüğüme dönüştü? Saçmalama Engin, gitti. Engin saçmalama. Engin saçmalama. Mali işlerle ilgilenen Engin geldi. Türk halkının yüzüne yüzüne ekrana tükürmelerin yerini ise özür yazıları aldı. O yüzden onların normali de belki öfke, onların normali de belki şu anda yaşadıkları inkar. Bu bulaşır. Çünkü bu atmosferdesiniz. İnsan biyopsikososyal bir varlık. Yani biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık. Sosyal tarafı en az biyolojik tarafı kadar etkili. Yani genetik aktarım olabilir belki, doğru, ama içinde yetiştiğiniz, yaşadığınız çevreden çok şey alırsınız. Şöyle örnek vereyim. Eğer kediden ya da köpekten korkan bir annenin çocuğunu hayal edin. Eğer ki dur gitme, kedinin yanına sakın, aman dediğinde çocuk hiç bilmediği halde bundan korkar. Yani eğer Engin'le tanışılan bu hayat fakirlik hayatıysa, ben bunu çocukluk dönemimde Edusu'nun, Tarık Akan'ın, Kadir İnanır'ın filmlerinde gördüm. Hulusi Kentmen'in fabrikatör olduğu hikayelerde o hikayeler. Fakirlikten zenginliğe geçmek ya da baba iflas edince işte tekrar... Onlar Türk filmlerinde güzel konulardı. Ama bugün geldiğimiz noktada hanlar hamamlar içinde büyümüş, mürebbiyelerle bakılmış, baba ölünce amcanın servetin içine gitmiş bir kadın, kalktı gitti de Gültepe'de taksicilik yapan bir oğlana mı aşık oldu?
Yani akıl sır eriyor mu buna? E şimdi yakın tarihte herkes söylüyor işte. Esra Balamir diyor ki benim klibimin fotoğrafçısıydı. Arabası da yoktu. Gidip Göltepe'de otobüs durağından ben alıyordum diyor. E biz bu kızcağızı Demet Akalın'ın ki parlama sebebi Demet Akalın'dır. Demet Akalın'ın doğum fotoğrafçısı olarak tanımadık mı? Şimdi Sabancı ailesinin çocukları taksicilik mi yapıyor, fotoğrafçılık mı yapıyorlar, doğum fotoğrafçılığı mı yapıyorlar? Hepsi holdingde kendi işleri var, hissedarlar ya da işte holdingin bünyesindeki şirketlerde görevliler. Yani Dilan'ın hayatında anlattıklarıyla yaşadıkları tutuşmuyor. Biz hani geriye çok da geriye de gitmiyoruz. Yakın tarihi 5 yıldan bahsediyoruz. 5 yıl önce Demet Akalın'ın kızının doğum fotoğrafçısı. Birlikte fotoğrafları var. Esra Balamir canlı şahidi. Kız diyor ki benim klibimin bütün fotoğraflarını o çekti. İşi yoktu. Ben aldım duraktan. Şimdi hangi servetten bahsediyoruz? Evet insanlar her şeylerini kaybedip hayatı sıfırdan başlayabilirler. Ama zaten Dilan'ın hayatı sıfırmış. Yani dediğim gibi bir reddediş var. Bu psikolojik bir problem. Aslında psikologlar bu işi daha net çözebilirler. Halk da bunu izlemek istiyor, bunu görmek istiyor. Çünkü diyorum ya, bir şey çok abartı göstermek, maskelemek aslında. Yoksunluğu, eksikliği. Eksikliği kamufle etmek için yaptıkları aşırı abartı bir hal bu. Çünkü farkındalar eksikliklerinin. Dolayısıyla da bunu kamufle etmek için böyle bir yola başvuruyorlar. Kafaya parayla ilgili taçlar takmak vesaire gibi. Bir yeriniz eksikse onunla ilgili çok konuşursunuz. Ya da karşı taraftan, etrafınızdaki herhangi birinden eğer bir kızgınlık, öfke hissediyorsanız onda sizinle alakalı bir şey vardır. Bazen altyapısı olmazsa insanların, babadan, anadan görmezse, görgüsüzlüğün tacını taksanız onlara az gelir. Bir de asayı nereye sokacağı belli olmaz bunların. Ellerindeki asayı Hazreti Ali'nin kılıcı gibi kullanmak önemli olan. Onun için bunlar o denklemi şaşırmışlar. Vicdani mahkemelerini yitirmişler. Toplumsal ivme kaybı yaratıyorlar. Karakter zafiyeti olduklarından dolayı yetmiyor bunlara. O da olsun benim, teknem de olsun, uçağım da olsun, falancanın da olsun falan. Bir anda kendilerini önemli hissediyorlar. Mesela Dilan Polat Engin'i anlatırken Mimar Sinan gibi anlatıyordu. Herif badana işi yapıyor abi ki. Kayınpederini anlatıyor, kayınpederi hurda topluyor. Kayınpederinin lojistik firması sahibi gibi anlatıyor. Mesela babasınınla ilgili. Babasının annesini neden öldürdüğünle ilgili orada da yanlış bilgi veriyor. Çocukluğunla ilgili yanlış bilgi veriyor. Eğitiminle ilgili yanlış bilgi veriyor. Neden? Çünkü sahte hayatların, bakın burası fani dünya kardeşim. Fani dünya bu dünya. Ve fani dünyanın sanal alemi bu. Yalan dünyanın yalanı. Sanal dünya. Bakın yalan dünya, fani dünya, onun da bir fanisi sanal dünya. Şimdi yalancının yalancısı olursa denge bozulur. Bunların hepsi Pinokyo.